Evet, Beşiktaş'ta ikinci bölümüne devam ediyoruz. Biraz fazla oyuncular lafına girdik. Şimdi maçta kaldığımız yerden devam edelim, pozisyonlara bakalım. Golü konuştuk galiba, Antep'in ilk golünü konuştuk. Sonra ilk yarı sona erdi ve değişiklikler oldu. Onlardan da bahsettik, Josef falan girdi. İkinci yarıda esas işte bu maçın en konuşulması gereken pozisyonu Ersin'in yediği kırmızı kart var. Öncelikle senin yorumlarını alalım bakalım. Sen ne düşünüyorsun bu kartla alakalı? Ben bunun ilk görünen beri net kırmızı olduğunu düşünüyorum. Ama maç sonunda gördüğümüz şeyler biraz hani yok tehlike. Evet, maçın o anında görmedik ama tekrarlarda... Yani ilk gördüğümüzde hani kırmızı olduğunu düşündük ama işte yok hocaların açıklamaları yoktur bilmem neler falan. Hani TFF'de onun yani sonucunun kırmızı olmadığını söylüyorlar. MHK'den. Hani bu yüzden bir ortada kaldık açıkçası pozisyon için. Ama yani... Fenerler sever MHK'yı ya. Bak giymişim bugün de. Yani winner ceketini de giymişsin. Winner ceketini giydim. Aykut Hocam Albur'dan çok selam. Benfica. Yani o şekilde bence verilebilir bir kırmızı ama kurallar bunu göstermez. Bunu vermememesi gerektiğini söylüyorsa vermeyecek abi yani. Yani sence kırmızı kart değil. Peki forward var mı? Kırmızı kart diyor. Kırmızı ama tabii kurallarda diyorsa bu kırmızı değil. O zaman vermeyecek. Yani kurallar hangi tarafımızda? Şöyle, bu kırmızı kartı neye verdiğini, pozisyonu nasıl yorumladığını hiçbir şekilde anlamıyorum. Anlam veremiyorum. Son adam değil, bariz gol pozisyonu falan filan değil. Birincisi, Ersin topa ilk dokunan kişi. Tabii girişi konuşmuyorum şu an. Topa ilk dokunan kişi Ersin. Evet. Muhammed Demir, yani yarım saniye... Ersin'den daha erken mi zıpladığı için artık bacağını daha yarım saniye erken mi boyu daha kısa belki o bile olabilir yani. Yani Ersin'le Muhammed aynı pozisyonda. Aynı şekilde kaldırıyor aynı ikisi şekilde. Yani aynı taban kaldırıyor ikisi birden. Hani Ersin topa vuruyor, topa vurduktan sonra zaten Muhammed'in ayağı da öyle kalkıyor. Yani bilmiyorum, çok bana anlamsız geldi. VAR'a gitmeden hakem tereddütsüz verdi kırmızıyı. Hiç şüphe göstermedi, attı kırmızıyı. Yani VAR'a kesinlikle gitmen gerekiyordu. Bari dedim ya, bariz gol şansı yok. Ersin'in rakibe bir şey yok. Sen söyle hani o niyet okuma, hakemlerin oyunu okuma, niyet okuma durumları vardır ya. Yani Ersin'in Muhammed Demir'e direkt bir kasti hareketi yok. Bir, Ersin topa dokunuyor. İki, Muhammed Demir aynı şekilde kalkıyor. Üç, bariz gol şansı yok. Arkada zaten Montero Vida mı vardı? Montero vardı galiba arkada. Yani o top Ersin'in, hani Ersin atıyorum ıskaladı onu, önüne düştü. Bu sefer Muhammed Demir o ayağını kaldırır için Ersin'e vuracaktı. Bu sefer Muhammed Demir'e kırmızı kart verecek miydin? Hayır, vermem. Hayır. Montero vardı, topu keserdi falan filan. Anladın mı? Saçma. Yani bu kurallara göre bu pozisyonun şeyini vermen lazım, karşını vermen lazım. Bunun için de yani dünyada çok güzel bir yenilik var. Var. Git, izle. Bak bizim kanalımız var mesela baba. Aç bak yani. Biz burada ekmeğimizin peşindeyiz ama. Aynen öyle. Bak. Sponsorumuz aldı bu arada. Kanka bu farmış, bu kırmızıymış. Kanka bu değilmiş. Muhammed'e sarılmış. Bilmem ne. Ya yani, Muhammed biz de konuşmuyoruz. Bize ekmek çıkmasın aynen. Kardeşim ya. O top ıska geçseydi Muhammed Demir, çünkü Ersin'le aynı şekilde kalktılar, anladın mı? Ersin sadece topa daha önceden vurabildiği için, Muhammed bir saniye şey geç kaldığı için Ersin'in ayağı Muhammed'e çarptı. Muhammed'e kırmızı kart verecek miydin? Hayır. Yani başka kalecilere de vermiyorsunuz. Evet, Mustafa'nın böyle pozisyonu vardı yani. Bayağı tartışılan geçen seneydi galiba. İki sene önce. Önceki sene miydi? Yani iki sene önce sezon başı, yani ilk maçlarda. Onunla görüntüsünü koyarız. Yani şuraya. İzleyin. Yani Muhammed Demir'e verecek miydin? Tabii ki hayır. Ersin'e neden verdin? Bariz gol şansı yok. Top önüne düşse bariz golü kesme şansı yok. Yani Ersin, bilmiyorum ya. Ersin'in niyeti kötü değil. Ersin şaşırdı. Bütün takım şaşırdı. Herkes itiraz etti. Ama sen VAR'a bakmadın. Yani güzel hakemlerinizi, güzel yönetiminizle, sizin de yönetimini beğendiğiniz hakeminizi alın. Burada ben de hakemi eleştireceğim. Bir yerlerinize çalın. Ben kendi düşüncemi paylaşayım. Artık. Vallahi bıktım. Şöyle, niyet okumak bize düşmez. Ama yani maçta ben Muhammed Demir'in hareketlerini izledim de hani hakeme yönelik hareket çok bulundu. Yani yatıyor sonuna kadar, 5 yaşta vatağa çıkıyor, sakatlanıp bağırmalar, böyle yatmalar falan. Çok fazla bu tarz harekette bulunduğu için ben burada niyetini okuyorum onun. Şöyle, şimdi Ersin Muhammed Demir'e göre daha kalıplı, daha uzun boylu. Ondan dolayı o topta daha yüksek zıplayıp alabilecek zaten. Bu belli olan bir şey.
Yani ayrıca şu da var, Muhammed Demir de senin dediğin gibi ikisi birden taban kaldırıp birbirlerine doğru geliyorlar. Biri topa vuramasa diğeri vuracak. Ve hani VAR'a gittiğin zaman göreceksin. Ben maçı izlediğim an bunu fark ettim ama hakem o an hani görmemiş olabilir. Gerçekten saygı duyuyorum. Hani arkadan bakıyor çünkü olaya. Tam sanki Ersin'e tekme geliyormuş gibi ve Muhammed Demir böyle bir anda yerlere yatıyor, yani kıvırılıyor Ersin'in falan. Ersin'in yüzü ona dönük ya. Ersin'in tabanı da evet, hakeme dönük. Orada tamam, hakeme hak veriyorum ama yani yanlış görebilmiş, o hani görebilme ihtimali olduğu için hak veriyorum. Herkes itiraz ediyor. İşte yani bir VAR'a baksa orada Ersin ilk olarak topa değiyor ve ardından müdahale gerçekleşiyor. Ki Muhammed Demir de aynı şekilde taban, aynı pozisyonda kalkıyorlar ve ikisinin de hani orada mesela Muhammed'in amacı ne? Topu almak. Ersin'in amacı ne? Topu almak. Ersin amacını hani amaca yönelik bir harekette buluyor ve uyguluyor. Topa değiyor. Ardından devam ediyor. Ben hiçbir şekilde burada kart falan gerektiğini düşünmüyorum. Ha, foul de yok aslında ama şu da var. Ben orada mutlak bir gol şansı olduğunu düşünüyorum. Orada Muhammed Demir güzel bir vuruşla köşeye bırakabilir. Direkt kaleciyle birebir bir pozisyon gibi. Kart diye bıraksa gol olurdu. Bu yani. VAR muhabbetini yapıyoruz. Burada hakem ne bir haber gelip şey mi olması lazım yani? Bu pozisyon hocam tehlikeli ya da bu pozisyon işte kırmızı olmayabilir hocam, gel bakma demeleri lazım. Kendi de bakabilir yani. Kendi de bakabilir de bunu niye demiyorlar o zaman madem böyle bir şey var? Aynen. VAR'la konuştu. VAR direkt devam etti. Kart doğru gibi bir şey yaptı. Yani orada VAR'la konuşmasını biz gördük. Ama yani izleyebilirsin baba ya. Vallahi bir şey kaybetmiyoruz. Yani VAR'a gitmek parayla değil gerçekten. Hani yani harbi zaten gidince zaten bir yarım saat izliyorsunuz. Bu arada Premier League'de böyle bir kural var. Bir dakika içinde izleyip tamamlayıp hemen devam etmeye yani gerekliliği şey, var. Bizde bir gidiyorlar, oyuncular geliyor, izliyor, tartışmalar oluyor. O bir dakika şey, bir dakika boyunca veya 30 mu 45 saniye mi ne? Dünya Kupası'nda 45 saniyede o sanırım. 45 saniye boyunca izleyip bir karar veremiyorsan vermeyeceksin o kararı diyor. Yani aynen, o aynen. Olaya mesela Halil Umut, şey Halil Umut Meler diyorum. Neydi hakemin adı ya? Kaçtı. Yemin ederim Halil Umut Meler şey oldu. Hakem o pozisyonu 45 saniye falan bir dakika izlese de İngiltere'de ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmış ülkelerdeki futbol liglerinde şey kuralı yani 45 dakika şey 45 saniye onu izledi, kırmızı mı değil mi hala karar vermedi, o zaman vermeyeceksin diyor. Çünkü hani bariz bir kırmızıysa 45 saniye izlemene gerek yok. Hani bu şey gibi şey. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ymuş bu arada. Ha şey evet, Yaşar Kemal Uğurlu. Bu şey gibi bir şey, hani çok popülerdir bu. Hani birinci seçim Sen Furkan Aslan'sın. Birinci seçimin ve ikinci seçiminde iki tane seçimin var. Biraz düşünürsen ikinci seçimi seçmek zorundasın. Çünkü birinci seçimi zaten seçseydin düşünmezdin, ama düşünmeden biri seçerdin. Efkarlandım. Bunun gibi bir şey yani. Güzeldi. Bunun gibi bir şey yani. Diğerini düşünüyorsan ilk senin için hiç olmamıştır. Yani, madem bu kadar eminsin, zaten koşarken pat diye çıkarttı kırmızıyı. Kırmızı diye koştu. Bütün takım sen söyle itiraz ediyor ki daha önce de hatırlarsınız Karius bizdeyken Karius'un çok yoğun itirazı yüzünden o pasif falan aktif falan muhabbetinden offside'den golümüz karşı tarafın golü iptal edildi. Yani bu kuralı bir şey işletiyorlar. Yoğun itirazdan zaten hakemler bir şaşır yani. Bakalım der. Bunun örneği çok yaşanmıştır ülkemizde. Bu sefer işte otoriteyi birine verince bir yerleri kalkıyor. Güç zehirlenmesi. Aynen öyle yani. Bizim milli hani bu tarih boyunca da böyledir ya. Bizim milletimizde vardır o liderlik aşkı, bu koltuk. Hocam o konuya girmeyeyim. Maht. Şey kuvvet. Ne işte? Babadır. Ben gideceğim zaten. Bir saniye. Bilmiyorum ya. Devam edelim. Kırmızı vereceksen hakkıyla ver yani, anladın mı? Yani bir kırmızı var ya, bu kadar ile var. Hani çat diye veriyorsun ya, itiraz gelir. Biz de var. Allah ne gerek var ya, adam buna 50 tane kamera koymuş, yok işte izle böyle. Git zevkini. Biz de izleyelim. Yani. Kırmızı ise yine karar mıdır? Ama biz de bir izleyelim, seyirci bir izlet. O kadar paralar falan filan. Ayda şey yıllık 1200 TL para istiyor o yayıncı kuruluş. Sonra 200 lira IPTV. Bir buçuk olmadı mı? Laf yapıyorsun. Korsana hayır ya, korsana hayır. Yani seni. Korsana hayır diyoruz. Ne izleyeceğim sen? İllegal bahis artı korsana hayır diyorum. Bir İngiltere, bir La Liga'daki şeye bakın, bar kameralarına bakın böyle. FIFA gibi oradan oluyor, öyle her açıdan gösteriyor. Yani bilmiyorum ya. Bundan da 10 dakika sonra... Sövdükçe sövesim geliyor, yemin ediyorum ya. Hatta ne olur, 6 dakika sonra 5 yaşın golü var. Kıpırdanıyoruz. Ya ben Umut, golü çok beğendim. 3 haftadır üst üste 5 yaş aynı golü atıyor. Rozier'e çok güzel orta kesiyor ve Larin arkada güzel. Hatta Larin'in şutu çok yumuşaktı. Ben izlerken dedim herhalde kaleci kurtaracak ama ters köşeye yatırdı kaleciyi. Kaleci böyle Günay kaldı ve yedi golü. Bundan 2 dakika geçti. Geldiler attılar bir tane. Beşiktaş abi.
Vallahi kötü yani. Kanser JK yani ben maç izledim yerde bayağı kıyamet koptu. Millet böyle delirdi, küfür kıyamet falan. Olmazsa olmaz ya cidden. O olmazsa olmaz yani 2-3 dakika sonra gol. Muhammed'in golü var orada. Bu gecenin starı. Maçın adamı bence Muhammed Demirci'ydi. Şovları ve golleriyle falan. Evet. Kocasıyla gerçekten olağanüstü maç mı? Harbi güzel bir şov hazırlamışlar. Ayya Çoluk başlamış. Orada ama Vida'nın hatası vardı o golde. Şöyle ben Utku'ya bir parantez açmak istiyorum. He doğrudur evet Utku girdi. Şimdi Gezal Utku yerine. Yıllardır 5 yaş altyapısında ve Utku hani duyuyoruz anladın mı? Hani mesela Aydın Asiç nasıl duyuluyordu çok fazla altyapıda. İşte geliyor çocuk geliyor falan filan Aydın Asiç. Utku da öyleydi. Yani Utku'dan da patlama bekliyoruz. Zaten yani biz 5 yaşlarımız bir patlama bekliyoruz. Herhalde o patlama olursa Şampiyonlar Ligi şampiyonu, kıtalar arası ligler şampiyonu falan olacağız yüksek. Dünya artistler şampiyonu falan olursa. Aynen öyle. Altın kemeri falan alacağız yüksek ihtimalle patlama gerçekleştirse de. Yani Utku dedik, Utku dedik. İşte Beşiktaş'ın kalesi Eminerler'de. Ersin o zamanlar yoktu. Ersin'in adı hiçbir şekilde duyulmuyordu. Hani ne bileyim FIFA rezerv falan FIFA oynayanlar bilir en fazla olmaları. Hani PEST falan. Rezervlerde Ersin vardı da. Hani kamuoyunda, gazetelerde, umutlarımızda, hayallerimizde her zaman Utku vardı. Utku 2-3 senedir maçta almaya çalışıyordu. Maç... Ne diyorsunuz oğlum? Ben FIFA'da stil oynamak ya bilmiyorum hani. 5 yaşın rezervlerini neyse, falan. Neyse, ne bileyim Kaner, Mariyer. Neyse, Utku şans bulmaya başladı son 2-3 senede. Ve şey yok, clean sheet'i gol yemeden, maçı gol yemeden tamamlamış bir maçı yok. Buraya bir altyazı. Hani ne, oğlum var ki, o öyle kullanıyor yani, clean sheet'i tamam, kullanıyor. Mesela out da aga yani İngilizce ama out diyoruz hani anladın mı? Beni burada linçlemeye Şevval Şahin gibi olmayayım yani ben burada. Erasmus'tan yeni dönmüş. Öyle yani. Yok ki abi. Free kick. Siz de free kick diyoruz oğlum o zaman. Neyse işte gol yemeden tamamladığı maç ben hatırlamıyorum. Çıktı her maç salak saçma goller yiyor. Yani Utku'dan diyoruz ki işte geleceğimiz kalecimiz. Geleceğimiz kalecimiz işte koruyacak, kalemizi koruyacak, emin ellerdeyiz falan filan. Reis yani al işte tam şey olacağım bir maç, kahraman olabileceğim bir maç. Hiç top tuttu. Kırmızı kart demişiz. Girmişsin oyuna. Sergen Yalçın her seferinde, yönetimle her seferinde kalecilerimiz iyi, kaleci almayacağız diyor. Daha ne yapalım yani sana? Ne istiyorsun daha? Al kanka dedi yani. Daha ne istiyorsun? Al işte sana muhteşem bir fırsat. 10 kişi kalmışız, gol atmışız. Meziyet göster, bir şey göster yani bilmiyorum. Kaleye Utku girdikten sonra... Her maç mı yani? Her girdiğim maç... Bu bende Bofende de vardı biliyor musun? Bofende de benim. Ben Bofende'i çok severim mesela. Hani önceden sevdiğim bir kalecidir. Mesela Beşiktaş'ta olan her maçlarında derim ki ulan Bofende iyi kaleci. Antalya'da gittik 6 attık. Her maç 3-4 falan atıyoruz tamam mı Bofende? Hani böyle iyi kaleci diyorum. Adam hep böyle 3-4 gol falan yiyor. Yani Ersin'e de öyle diyoruz. Ersin çok iyi kalecisin diyoruz. Muhteşemsin. Beşiktaş'ın kaleciye ihtiyacı yok diyoruz. Karius geliyor gidiyor. Fabri geliyor gidiyor. Diyoruz ki yani Beşiktaş'ın kaleciye ihtiyacı yok. Böyle bir güvendeyiz. Kalemize böyle güveniyoruz. Tutanımız iyi. Atanımız lazım diyoruz. Al işte muhteşem bir fırsat. Sen Ersin'den daha öndeydin bu arada. Ersin'den daha önce fırsat buluyordu. Ersin kaptı formayı 1. Milli takımda Ersin giyiyor formayı. Ümit milli takımda Ersin giyiyor formayı 2. Artık senden o beklediğimiz performansı göstermeni istiyoruz. 3. Muhteşem bir fırsat geldi ayağına. Karşıda da şey yok yani hani anladın mı ne bileyim PSG ile oynamıyoruz yani. Sumo Dika'nın palyaçolar takımı. Ne? Dika mı? Diko. Diko falan var yani. Muhammed var. Burada Turkuaz'da geçen sene yürürken görmüştüm Muhammed'i. Böyle karşıdan geliyordu tanıyamamıştım. Small olmuştum. Yani bunlar var abicim senin karşında. Yani senin karşında şey falan hani o ne bileyim mesela Galatasaray'ın hücum hattını ben bilmiyorum ne bileyim yırtıcı Falcao gibi bir ayak ne bileyim yırtıcı Babel falan. Falcao yine sakatlanmış. Bunlar yok yani hani ama kaliteli bir golcü sonuçta Falcao. Şaşırdım hani abi. Bunlarla oynamıyorsun. Saçma sapan köy Gaziantep'in belediye takımıyla oynuyor yani. Ne tüm Gaziantep'lerden özür dilerim. Gaziantep'ler çöp. Tüm Gaziantep halkından özür dilerim. Urfalılar adamdır Gaziantep'ler. Çöptür yani Gaziantep'i geçsen buradan Mustafa Ciğer kebap aldığı sefer. O hep söyler biliyor musun der ya Gaziantep Türkiye'nin Çin'idir der. Çin'idir. Yani, çok güzel. Reklam mı? Muhteşem ya Mustafa abi. Seviyorum seni. Yani senin için Urfa'yı savunuyorum burada. Öyle yani. Utku ve Ersin hakkında düşüncelerim bunlar. Yani tamam 18, 19, 20 yaşındalar ama Beşiktaş'ın az kalecisisin ve diyoruz ki transfer yapmayacağız kaleye.
diyeceksin ki artık bu kale benim emanetim ve en iyi şekilde performans gösterecek. Baba yok orada yani. Tecrübeli adam lazım. Utku yani. Her maç yiyor bir şeyler. Her maç o yiyor. Yani. Beşiktaş devre arasında bir kaleci almazsa ben bu işin çok gideceğini düşünmüyorum. Bak şimdi şampiyonluk yarışındaki rakiplerle kıyaslıyorum. Fenerbahçe 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik. Daha mağlubiyet almadı. Beşiktaş 7 maç oynadı. 3 mağlubiyet 1 beraberlik. Hani bunu neden söylüyorum? Tüm kotasını doldurdu zaten Beşiktaş. Şimdi bundan sonra full kazanmak lazım. Hani ya tabii ki 40 maç var. Fener de kaybedecek tabii ki. Ama yani bir yerden sonra da niye kredini erkenden harcıyorsun? Kazan rahat rahat. Ya bir de şeyle oynamıyoruz ki. Şimdi Ersin yedi kırmızıyı. Bak Utku'yu göreceğiz. Başakşehir Fenerbahçe maçlarında Utku kalede. Utku'yu bu maç dikkatli izledim. Adama 4 şut geldi. Hiçbirini tutamadı. Hepsini elinden kaçırdı. Ama ben tutarım ya. Vallahi o kadar da değil be. Vallahi. Ya şey yani, yazık Utku, günah yani. Ya Utku yani bu kadar güveniyoruz. Bu kadar şey yapıyoruz. Utku 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 Utku. Yıllardır Utku Utku Utku. Geldin al işte. Kaç tane maça koydu seni Şenol Güneş, Abdullah Avcı. Hatta bir ara full Utku'ydu ya kalecimiz. Evet, tamamen doğru. Utku'ydu yani. Ersin yine kadrodaydı o zamanlar. Yanlış anlaşılmasın biz. Ersin'i transfer etmedik. Ersin de vardı hep kadroda. Ama Utku o zamanlar daha iyiydi. Daha ön plandaydı. Bu sene başında şey, geçen sene Abdullah Avcı gittikten sonra başladı. Ersin'i görmeye başladılar. Ondan sonra Ersin sesleri çıktı. Yani Utku senin için muhteşem ya. Fırsatlara o kadar fazla tepiyorsun ki hiçbir şekilde anlam veremiyoruz. Yani güvenimizi de boşa çıkartıyor. Yani şampiyonluk yarışını zaten kimsenin alıp götüreceği öyle bir dünya yok yani. Öyle bir lig hayal etmeyin. Ama günlere, gelecek günlere umut verin yani bize. Umut vermeniz lazım. Biraz zaten şey muhabbeti var ya, bu Utku'nun babasının torpiliyle geldi falan filan, o muhabbetleri Utku, bilir misin? Utku'nun bir maç açıklaması var. Onu isterseniz daha sonra anlatırım da maç, bir tane maç öncesi açıklamalarında Umut onunla ilgili bir konuşma yapıyor. Utku onunla ilgili bir konuşma yapıyor. Ama yani ben merak ettim, anlatır mısın? Devre arasında biz bir ıhlamur içirelim. Çok yükseldi. Tamam. Şimdi psikolojim bozuldu. Şimdi bu bölümü de hem burada noktalayalım, sonraki bölümde devam etmek üzere. Görüşürüz.